Evet arkadaşlar, şimdi buradaki veriler toplandığında ne elde ediyorum? 910 elde ediyorum. Toplamda 7 tane veri var. Bu ifadeyi 7'ye böldüğümde sonuç 130 olduğundan doğru yanıt D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, burada en çok tekrar eden değer 150 olduğundan demek ki bu veri grubunun modu 150 olmalıdır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Evet, veri grubundaki değerler toplandığında 21 elde ediyorum. Toplamda 7 tane veri var. Bu ifadeyi 7'ye bölersem sonuç 3 geldiği için aritmetik ortalama 3'tür. Burada en çok tekrar eden değer 2 olduğundan tepe değeri 2'dir. Medyanı bulmak için verileri küçükten büyüğe sıraladım. 2'lerden 3 tane var. Ardından ne var? 3 var, 4 var, 1 de 7 var. Bakın şu kısmı 3'erli grupladığımda ve şu kısmı 3'erli grupladığımda ortada 2 kaldığından demek ki ortanca değer, yani medyan değeri 2 olmalıdır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Evet, ortanca değer bildiğiniz gibi arkadaşlar veri grubunun bir elemanı olmak zorunda değil. Ancak tepe değer veri grubunun elemanı olmalıdır. Çünkü en çok tekrar eden değerdir. Aritmetik ortalama hesaplandığında da bulmuş olduğunuz sonuç veri grubunun elemanı olmayabilir. O halde doğru yanıt D seçeneğidir. Evet, tepe değeri 14 ve ortanca değeri 5 olduğuna göre. Burada toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane veri var. Eğer ortanca değer 5 ise 5'in ortada olması lazım. Şimdi 5'ten küçük olan burada zaten ne var? 1 var, 2 var, 3 var. O halde sol tarafa bir şey yazamayacağım. Devam ediyorum. Sağ tarafına yazabileceklerim. Bakın burada 2 tane 14 var. 14'leri yazalım. Şimdi x bu durumda ya buraya gelecektir ya da buraya gelecektir. X hangisi olamaz diye sormakta. Şimdi eğer ki ben x yerine 3 yazarsam, bakın x dediğim gibi sol tarafa ifade yazamayacağım için eğer x 3 ise onu buraya yazmam gerekir. Bu durumda ortanca değer 5 olmaz. O halde x yerine 3 yazamadığım için doğru yanıt E seçeneğidir. Evet, eğer ki mod 18 ise demek ki en çok tekrar eden değer 18 olmalı. En çok tekrar eden değer olması için de burada x yerine 9 yazmalıyım. Yani 9 tane öğrenci 18 doğru yapmış olmalı ki 18 en fazla tekrar etsin. O halde doğru yanıt C seçeneğidir.